Pandemi sürecinde e, hakemlerin de işi çok kolay değil milyarada onlar da e, bu arayı iyi değerlendirdiler bir seminer düzenlendi ve bu bilgiler e, bize ulaşan bilgiler evet, bir ilk kez duyuyoruz. Bir katkım Duyurun. olabilir mi? Konuyla ilgili e, dün yani 17 Kasım'da Federasyon internet sitesinde bu haberin içeriğini de e, oluşturan bir bildirim yayınlandı, bir haber yayınlandı orada da tabii seninki özel haber bu resmi bir haber. Cürezen abi bak bir numara var müdahaleleri diyor. Var müdahaleleri için var protokolünde net bir şekilde belirtilen açık ve bariz hata ve net kanıt kavramları üzerinde hatırlatmalarda da bulunuldu. Hiçbir bilgim yok. Tamamen yorum yapıyorum. Adımı değiştiririm Fenerbahçe Konya maçı ile ilgilidir bu. Bak adımı değiştiririm diyorum. Sebep ne biliyor musun? Genelde bu seminerlerde biliyorsun. Fenerbahçe, Fenerbahçe Konya Spor diyor. karşılaşmasında net olmadığı için vara gidildiğinden ötürü o açıdan hareketle herkes bakmıştır. Ya kardeşim bunlara dikkat edin bu vara gitmez demiştir. Çünkü varın temel konusu siyahla beyaz gibi hataların gitmesidir. O velev ki el var bence yok da velev ki el var o hakem hatasına girmesi lazım. Vara gitmemesi lazım diye düşünürüm. Sonuçta gol dahi olsa. Dolayısıyla bu bir numaralı yani TFF resmi internet sitesinde yayınlanan bir numaralı konunun çok büyük olasılıkla Fenerbahçe maçıyla ilgili olduğunu tahmin ederim. Bu zaten var olan ve uygulanması gereken kural bir. İki, Bu dört tane uyarı dedikleri şey dikkat edin kural değişmiyor uyarı. Zaten yürürlükte olan kuralları düzgün hatırlatma. uygulayamıyorsunuz. Yani, bunları uygulayın dersim. Bu. Tavsiye ama. E, zaten Mesela var sarı olan kart bir şey. Karar doğru. Bizleri Yer... çok dikkat edip doğru çıkarmaya başladınız. Bu defa da ilkleri çok çabuk çıkarıyorsunuz. Ama bu çıkarıyorsunuz tahammüllerde zaten vardı. İlk sarı kartla ikinci sarı kartın arasında derece farkı olduğu. Nerede Hı. ne zaman çıkartılması yerde yatan oyuncunun Fazla zaman geçirmesi, umut vadeden ata elle kesmek, sarı kart bunların hepsi var olan şeyler. Bu aslında bir şeyi kabul etmek demek. Siz mevcut kuralları doğru uygulayamıyorsunuz hakemler olarak. Bak dikkat edin diye uyarıyorsunuz. Asıl problem şu, kara deliklerin sırrını çözmüş gibi seminerler yapıyorlar, yıllardır yapıyorlar. Hiçbir şey değişmiyor. Mevzu şu, hakemler Niye gizli abi? Mandrake gibi böyle sermeter ser, sihirbazları yapar diye. Ya. Biz niye görmüyoruz? Maç bitti. Bir rahatlat kamuoyunu. Çıksın hakem düşünü alsın. Eskiden vardı yıllar önce. Uzatsınlar mikrofonu. hiçbir şey açıklamıyorlar. İşte o zaman varken de. pozisyonların üzerine ya da ertesi gün maç bitti salı günü. Al iki tane hakemini MHK başkanı olarak. Bir rahatlat kamuoyunu. Olay bitiyor. Biz günlerce tartışıyoruz. Kamuoyu tartışıyor. Hakem hiç ne piyasada ismi cismi kararı niye verdi niye etti. Tribünde biri var eski hakem veriyor notunu. Düşük olsa da yüksek olsa da bir hafta sonra maç alıyor bu adam. Bilmiyor kamuoyu hiçbir şeyi. Rahatlatmak lazım kamuoyunu. Tartışmalarda. Bir, bir maç dönüşü hakemlerle aynı yerde yemek yiyoruz. Çok güzel bir diyalog gerçekleşti. Işte. Biz onu öyle görmedik. Siz de keşke o açıyı vermeseydiniz abi dedi hakemler. Yani ama bu çok güzel e bir açıklama bence. İşte bunu çıkıp kama önünde de yapsın. Ha, kamuoyuna yapması lazım ki rahatlatsınlar Ne kadar güzel olur. Kimse de kıramaz değil mi hakem? Kesinlikle. Ama var, bu. Biz ne güzel o açıdan El var diye gördük ama Bak, sizin o ters açıdan verdiniz. Siz ters açıya kamera da koymuyorsunuz. Bu maçta koymuşsunuz. abi Yakaladınız bizi dedi hakem. Benim çok hoşuma gitti. Ben vereceğim isim. Ee, <laughs> yıllar önce bir Fenerbahçe-Antalya maçı. Necati Ateş Antalya'da oynuyor. 100 bir penaltı Fenerbahçe'nin ceza sahasında Necati düşürüldü. Hakem vermedi. Galiba... Aytekin Durmaz Hoca olabilir. Ben Fırat Aydınus çok arkadaşımdır, kardeşimdir. Ona sordum. Ya Fırat dedim, bizim gördüğümüzü hakem nasıl görmüyor dedim. Yani Hı -hı. kötü açıda falan değil. Yüzde yüz, penaltı. 10 sene kadar önce, F Fenerbahçe, Antalya maçı hiç unutmuyorum. Bak dedi, hayatım boyunca sen dedi, şey yaptın mı dedi, e koşarken yani koşu bandında koşarken kitap okudun mu dedi. Saçmalama oğlum dedim. Nasıl okuyacağım? Deli misin? Olur mu öyle şey? Hah dedi o hakemin de sorunu, pozisyonu görememek değil. Doğru yer alamadığı için göz bebekleri anlık bir oynuyor diyor. O oynamasından dolayı atıkı kaçırıyor, penaltıyı kaçırıyor diyor. Hmm. Bunu Fırat Aydınus bana 10 yıl evvel anlattı. Ama bugün geçerliliği yok değil mi onun? Var da oluyor Tabii. tabii. bu artık görüyor. O gitti. Bu arada Galatasaray'dan rakiplerine gönderme gibi bir paylaşım var hazır. Birazdan ekranda taşıyacağız. Çok iletişim, iletişim bir konusunda. Paylaşım. O kadar haklısınız ki. Yani bunu bana Fırat Aydemir özel sohbette söyledi ve ben yıllar boyu öyle baktım hakemi evet. var öncesinde empati kurmaya çalıştım. Demek ki onun derdi hakemlikle ilgili değil kilo ile ilgili oraya koşamıyor diye baktım. Güzel. Ne güzel. Anekdotlar var. Mesela ben de hakemi değerlendirirken aynı maç içindeki standardıyla değerlendiriyorum. Ya yani foil, foil, vermedi. İki tarafa da aynı poz, pozisyon, benzer pozisyonlarda foil vermiyor. Oynatıyorsa bir ara ayağın yüze bilgiç miydi? Zor penaltı veren. Yunus Ve, Yıldırım. Yunus Yıldırım pardon. Yunus Yıldırım. Yunus vardı. Yıldırım hem oynatırdı. Foil'ü de kolay kolay vermezdi. Penaltıyı da kolay. Ben en çok Sadık Diye'de Vermez. Şey. O hepsini veriyor. Hayır o. dersin ki bu hakem. Min şey bu. Kendi standardı evet. var. Bu, bu pozisyonlarda geçiyor. Ama Şeyin dediği gibi Mehmet'in anlattığı doğru. Mesela stat'tayım pozisyon görüyorum. Penaltı diyorum. Sonra televizyondan bakıyoruz. Penaltı değil. Tamam mı? Hak ama hakem penaltı vermiş. Penaltı değildi ama ben de öyle gördüm diye yazdım. Evet evet. Onu, Biliyorum bu insanı. Onu da ya, yazmak da yani biz de ilk gördüğümüzde mesela ben Ozan'ın pozisyonunu ilk gördüm. Milli maçtaki. Milli maçta hepimiz öyle. Dedim mi? ki penaltı. Sonra hepimiz baktık öyle. değil. Tamam mı? Temas etmiyor. Yani ama Artık statü değişti. Hakem'in şu kadar kamerası yok ki diyor. Bizim e, Cem Ama artık var. Var. Peki. Artık var. Yani elinde şu... ka kameraları da var. Ama hı hı. mesela Fenerbahçe maçındaki olayı. Mehmet e, sezon başında istedi mi Hakem? Yani bu tip pozisyonları Hakem'e seyrettirdi dedi. Yani e, bir var prosedürü var protokolü. Onun üstüne bir Türkiye protokolü koydu ki bana göre doğru hı. hı. Şimdi yani Hüseyin Göçek ve kalkalım. Mete Kalkava'nın FIFA kokartları alındı. Abdülkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu FIFA'ya girdi onların yerine. Bu ne anlama geliyor? Birazdan Ömer Faruk Ünal'a soracağız. Hakem dünyasına en yakından bilen, takip eden gazeteci abimiz açıklayacak bize. Galatasaray'ın paylaşımı az sonra olarak ekranlarınızda da taşıdık. Dakikalar önce Sarı Kırmızılı takım bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Getirelim ekranlarınıza yönetmenimiz Tolga'dan rica edelim. İşte paylaşım bu. Türkiye'nin en büyüğü ilk ve tek dört yıldızlı takımı Galatasaray'dır. Ve altta müze değil mi Mehmet Ayan? Hı hı. Galatasaray Müzesi. Saat kaçta bu paylaşım? Bugün dakikalar önce yapıldı. İngilizce'de. Evet, altta görüyorsunuz resmi kaynaklar bunun doğru olduğunu belirtti deniliyor açıklamada. Neden? Niye? Ben ben çözemedim. Bilmediğimiz bir şey var mı? Hani bugüne özel? O UEFA'yı kazandığı, o, Süper Kupayı kazandığı gün değil. Abi 18 işte. Kasım öyle bir var mı? 18 Kasım'ın bir tarihi bir, anlamı hani var biz mı? Biz mi atıyoruz? Hani saat bu, 20'de paylaşıldı bu. Kasım ayı. Rahmetli Naim'in ölüm yıldönümü bugün. Allah hani rahmet eylesin. Hani bizim için en özel. Aynen, ışıklarla olsun. <laughs> Başka. 18 kısma tarihlerle ilgili o zaman bilirdim ya. Bugün abi e, ara, ara, sıra kulüp böyle sayın başkan, hamaseti değil. severler. Acaba e, adminin ta, canı ta, sıkıldı bir paylaşım Olabilir yani edelim. taraftar için yani bu işler kötü gittiğinde hamaset Siz daha yakından takip ettiniz. Bugün Sayın Ali Koç'un rekorpan rekortman ödül törenine bir göndermesi var mıydı? Evet. Ona bir cevap evet, mı? Evet evet olabilir. Yoktu Ben yani. izledim. Emre Sakçı'nın basın toplantısında Ali Bey böyle şeyler söyledi ama yani direkt bir kulübü falan Türkiye'nin en büyük spor kulübü Fenerbahçe'de gelebilecek bu cümleler değil cümleler etti. Doğru. ki. Belki. Belki ona göndermedi. Belki Doğru. ona göndermedi. <laughs> bu cümlelerle etmedi Ali Bey. Yani 18 dakika Aynen. önce Galatasaray... Yani Fenerbahçe sadece Türkiye'de değil, dünyada spor kulübü olarak İlk 5'te falandır yani. Galatasaray Beşiktaş, daha zor da Futbol onun ayrı. Ama mesela Real Madrid değil mi? Ya da Manchester City. Var mı yelken takımı? Olimpiyata gönderdiği Tabii. sporcusu var mı? Bir daha verelim değil ya. Oradaki Avrupa 4 yıldız aslında sporu var değil kapsadığı için belki. Yani spor kulübü olarak bakmak Türkiye lazım. Türkiye'nin en büyüğü ilk ve tek 4 yıldızlı takımı Galatasaray'dır diyor. Buna ee, Altta da İngilizce olarak bu resmi, kaynaklarca doğrulanmıştır ifadesi var. O da İngilizce. Şimdi tekrarlıyorum. Az önce bir soru işareti koyduk. Türkiye'nin en büyüğü ilk ve tek dört takımı dediğin anda o futbolu evet. kapsar. O yüzden az önceki dediklerimiz boşa gidebilir. Ama neden? Futboluk ama neden? Niye yani o, camiayı, gibi. Gibi, o yani Camiayı dediğim gibi. neden derken şimdi yanlış de anlaşılmasın. Yani. Galatasaray camiasından, kulübünden, e, hesap sormuyoruz Sadece merak ettiğimiz için. Bu arada için teorik olarak bir sıkıntı yok. Fikir yürütüyoruz. Yani ilk Abi, biz, tabii ki böyle bir paylaşım yapabilir bir engel var mı? Biz program neyiz diye bizi trollemek <laughs> falan istemesinler. Biz böyle bir şey yazar <laughs> <laughs> Yok resmi hesap. <gülüyor> biz <laughs> de diye. <laughs> defalarca, defalarca araştırdık biraz da bekledik. O yüzden Milli maç öncesi iyi olur gerginlik olur falan. Sen bir laf söylersin Galatasaray'a karşı falan. yani olabilir Hürmet savunur falan. Ama bu aradan bir açıklama gelecek mi diğer kulüplerden bir paylaşım gelecek merak ediyorum. Mesela ya teorik hedef olarak kim? bir sıkıntı yok burada. Yani ilk dört yıldızlı kulüp ve tek Yo, dört doğru yıldızlı mu? kulüp ben ama yapmayı... büyüklük kısmı göreceli. Galatasaray evet. çok büyük kulüp. Gürcan abi dedi Allah Fenerbahçe Allah. en büyük çok büyük kulüp. Trabzon bu göreceli bir. bir şey ayrı. Ama kupa sayısı şu bu teorik olarak bir sıkıntı yok. Belki bunu taraftarına hatırlatmak ama fotoğrafı ile fotoğrafıyla birlikte geçeriz bu bir arada tutmak istiyordur. Hayır, niye seninle. böyle bir parça? Bence...